Efendim 23 Ocak pazar gününden saatlerimizi 11'i gösterirken günaydın diyelim TV100 ekranlarına ve pazar siyasetine yeniden hoş geldiniz. Bir saat boyunca yine çok önemli konuları konuşmaya çalışacağız. Çok değerli konuğumla ben Pınar Işık Ardor. Karlı bir sabahtan Türkiye karla uyandı aslında güne. Herkese de güzel bir pazar günü olsun diyelim. Sağlıklı bir pazar olsun diyelim efendim. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile beraber. E, Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş yayınıza. bulduk. Ha? Ben de bereketli bir gün olsun inşallah. İnşallah. Çok güzel ben beyaz bir örtüyle uyandık. Kış ayının artık yoğunluğunu artırdığı günlerdeyiz. Ümit ederiz, öyle inanırız. Berekettir deriz. Ülkemizin yaşadığı büyük altüst oluşlar var inşallah bu bereketiyle üstünü örter peki e, üstünü örtmesini de düzeltsin artık evet. artık değil mi diyelim şimdi e, sayın başkan size soracağım çok başlıklar var e, merak edilen çok mevzular var özellikle millet İttifakı cephesindeki bazı gelişmeler e, özellikle e, o, o tarafa gönül veren kişileri de çok yakından ilgilendiriyor gönül vermeyenleri de ilgilendiriyor çünkü rakipler ne yapıyor acaba diye evet. merak ediliyor o konulara gireceğim. Millet ittifakında ne oluyor? Yeni bir ittifak mı yolda? Ee, siz Millet ittifakının bir ortağısınız. Bu başlıkları soracağım. Ekonomiyi konuşacağız. Oraya geçmeden önce Demokrat Parti olarak son yaşadığımız bu bir iki gündür yaşadığımız bir tartışma var Türkiye'de. Sıcak tartışma olduğu için oradan başlamak istiyorum. Ee, dün Sedef Kabaş'ın e, tutuklanması süreci e, siyasilerin de çok dahil olduğu bir mesele olduğu için artık Türkiye kamuoyu bunu konuşuyor. Evet. Öte yandan da Sezen Aksu'nun bir şarkı sözü. Siz de e, Demokrat Parti olarak sağ kökenli yani muhafazakar evet. bir e, parti olarak e, biliyoruz sizi, misyonunuzu. E, Sezen Aksu'nun şarkı sözü gelen tepkiler e, Sezen Aksu'nun verdiği cevap ee, ...ne oluyor, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeleri? Tabii Türkiye'nin içindeki siyasal, toplumsal... gerilim ikliminden bağımsız değerlendiremeyiz. İktidarın söyleyecek sözü kalmadığında... ...bir dini milli hamasi set çekerek... ...adeta bir takım provokatif yarılmalar toplumda... ...gerçekleşti diyerek bir özel çabası var. Bundan beş yıl evvel... E, ...söylenmiş, yazılmış... E, ...bir şarkı sözünden çıkarak bugün... Türkiye'nin bu iklimine ne kadar enfekte edebiliriz, ne kadar zehirleyebiliriz. İktidar bunu bir manivele olarak değerlendiriyor. Elbette toplumun hassas değerleri var. Başta dini değerleri, başta milli değerleri. Zaman zaman Türkiye'de söz bitince iktidarlar bu ortak paydadaki değerleri bir rekabet unsuru haline getirerek, kutuplaşmayı gerçekleştirerek, kolay siyaset dediğim benim, kitleleri arkasında konsolide etme yoluna gider. Burada ...tenkit edebiliriz, değerlendirebiliriz. Ee, Sezen Hanım'ın da açıklaması var. Ee, ama bu meseleyi hele hele üzerinden 5 yıl geçtikten sonra Klip bugün yeni çekilmiş zannediyorum o yüzden. Bugün gündeme Tartışma. getiriliyor olması e, ifade ettiğim gibi Türkiye'nin ikliminden bağımsız değil. E, ama e, Sayın Cumhurbaşkanının hele hele Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, politik önderlerin, toplumsal önderlerin dilini keseriz hele hele bunu bir camiyi siper haline getirerek oradan böyle bir tehdit dilini hiçbir şekilde de kabul edemeyiz. Elbette hukuk işler, toplumsal tepkiyi kitleler, insanlar, bireyler gösterir. Gösteriyor da zaten bunları. Bunlara karşılık olarak da bir sanatçı kimliğiyle Sezen Hanım bir cevap veriyor. Elbette biz de ortak paydasında bu ülkenin Merkez sağ, merkez en geniş ortak paydası diye tarif ederiz. Dini, milli, cumhuriyetin ve demokrasimizin değerlerini merkez alan bir anlayış içerisindeyiz. Ben o açıdan e, böyle hassas dönemde toplumu bölecek, parçalayacak zihinlerde bir takım bölünmüşlükleri daha da derinleştirecek bir takım söz, tavır, davranışlardan herkes kaçınmalı Peki diyorum. siz Cumhurbaşkanı olsaydınız ya da iktidarda olsaydınız ya da işte siz Demokrat Parti olarak mesela Sezen Aksu'nun evet, o şarkı sözünü evet. e, duyduğunuzda ne dediniz? Ne söylediniz? Ne dediniz? Hani yöneten insanlar geçmişimizde çok örnek vardır. Bizim rahmetli yad edelim Demirel'in kendisini mahkemeye veren bir vatandaşla ilgili kim bilir ne yaptık ki bizi mahkemeye veriyor. Davadan vazgeçin diyerek avukanın talimat verdiğini biliyoruz. Tabii kamuoyu önderleri, politikacılar daha müsamahkar davranmalı ama bugün özellikle Türkiye'nin bu ikliminde durumdan vazife çıkaracak pek çok serseri mayının olduğu böyle bir zaman diliminde söz sahibi olarak bir cumhurbaşkanı düzeyinde, bir genel başkan düzeyinde Söz, tavır ve davranışlarımızda bir emsal teşkil eder. E, toplum bunu bir emsal kabul eder. O nedenle çok daha dikkatli bir dil, müsamahkar olarak elbette fikrimizi, hassasiyetimizi bu hususta biz de ifade ediyoruz. Ama bunu böyle bir... Hiçbir ifade ettiğiniz şeyi tam olarak an anlamak istiyorum. Yani ne bu ifade ettiniz? Dini algılar, dini değerler bunların üzerinden bir toplumsal yarılmanın Türkiye'de kimseye bir fayda getireceği kanaatinde değilim. Hepimizin inancı var. Hepimizin dini müktesebatı içerisinde peygamberler başta olmak üzere ortak anlamlandırmaları var. O açıdan e, bu meseleyi böyle bir yüksek gerilim altında taşımazdık. Hı. Anladım. Ama bizi de e, biraz Evet. E, rahatsız etmişti. Hassas, hassas hassas mevzular. Peki. Şimdi bir de e, zaten Türkiye hep şöyle bir e, algı var. E, Türkiye'de işte demo e, tutuklu gazeteciler meselesi özellikle bunu Avrupa çok kullanıyor. Hatta bazı davalar var Türkiye'de ve Avrupa'ya da ve dünyaya evet. mal olmuş. işte Osman Kavala davası evet. gibi. Türkiye konuşan gazetecilerini içeri atıyor imajı var. Ve hak ve özgürlükler, temel hak ve özgürlükler Türkiye'de zayıf, karne zayıf deniyor. Avrupa'da bir kesim özellikle Türkiye'yi bu şekilde ve hatta Amerika'da da bu şekilde ifade ediyor. E, muhalefet de bu, bunu söylüyor. Şimdi dün gelelim Sedef Kabaş meselesine. O televizyon programında söylediği sözler, o sözlere karşılık ne dersiniz? E, tutuklanma süreci, şekli bunlar tartışıldı ne dersiniz? Tutuklanması bir gözdağı mıdır e, buna ne dersiniz? Elbette biraz evvel de e, Sezen Aksu'nun sözleri üzerinden yapılan tartışmada da Türkiye'de bir iklimden bağımsız bütün bunları değerlendirebilme imkanımız yok. Ben muhalefetin haklı olmakla beraber iktidarın galiz bir dil, kışkırtıcı bir dil, ötekileştirici bir dil, kutuplaştırıcı bir diline rağmen meşru alanda hani ipe sarılı çelik deriz yani içeriği çok sert ama netice itibariyle toplumsal hassasiyetleri e, kolluk gücü elinde olan, adli elinde olan adeta adalet şubesi haline getirmiş ve talimatlı bir maalesef adli dönem yaşıyoruz. Bu noktada bir manyetik alan oluşturulmaya çalışılıyor. İktidar sahası ile ilgili demokratik tavır alanlarının sınırlandığı, siyah mı beyaz mı arasında sıkıştırıldığı böyle bir iklimde muhalif kesimlerin biz de muhalefet yapan insanlar olarak daha dikkatli, suistimali açık bir alan bırakılmaması gerektiği kanaatindeyim öncelikle. Ama Türkiye'nin tabii çok kötü bir sicili var. Özellikle gazeteciler temel hak ve hürriyetlerin kullanımında en önemli unsur gazetecilik sahasıdır. Bu alanda Türkiye uzun süredir kademe kademe rengi koyulaşan bir rejimin baskısını üzerinde zaten hissediyor. Bugün e, isnat edilen diyelim suç duyurusunda bulunmuş bir takibata mevzu bahis ediliyor. Bununla ilgili gece yarası gözaltına alma yani tutukluluk hali Türkiye çok uzun süredir tutukluluğu bir cezalandırma usulü olarak benimsemiş e, bir siyasi anlayış var. E, HSK'nın yapısından, adliyelerin Anayasa Mahkemesi kararlarını nasıl hiçe sayarak birinci derece mahkemesilerinin karar verdiklerini biliyoruz. Bu açıdan bence talimatlı bir anlayış içerisinde. Talimat kimden geldi? E, ben iktidarın tercihinin bu yönde olduğu kanaatindeyim. İfade ettiğim gibi bu kutuplaşmayı bugün e, bir takım problematik sahalarda daha da derinleştirecek, provokasyona varabilecek bir şekilde toplumda yarılmalara iktidarın ihtiyaç hissettiği kanaatindeyim. O açıdan bunu da bu vesile ederek değerlendirdiler. Üzücü, pek çok gazeteci, uluslararası alanda Türkiye içine kapalı bir ülke değil pek çok sahada... Yani İktidar da diyor ki onlar gazetecilik faaliyetlerinden dolayı evet. içeride değiller. Onlar başka yani işte terörle iltisaklı ya da işte başka olaylar suçlular diyorlar. Onlar gazetecilik faaliyeti yaptıkları için içeride değiller ifadesini kullanıyorlar. Ayrıca Osman Kavala mesela sizin için size sormak isterim. Tahliye olmalı mı? Bence yani zincir davalarla verilmiş bu tutukluluğun Türkiye'de artık bir cezalandırmaya dönüştüğü net. Orada Sayın Erdoğan'ın çok net bir tercihi var. Osman Kavala'yı onun üzerinden bir alanı kriminalize ederek muhalefeti de baskılamanın bir aracı olarak kullanılıyor. Bence kesinlikle tahliye edilmeli. Selahattin Demirtaş tahliye olmalı mı? Selahattin Demirtaş meselesi, isnatlar, tabii Türkiye'de yürüyen hukuki süreçlerin uzaması siyasi iklimi de enfekte eden, siyasi iklimi de zehirleyen bir unsura dönüşüyor netice itibariyle biz tavrımızı çok net çiziyoruz. HDP meselesinde de çok net çiziyoruz. Hiçbir demokratik rejim kendi imkanlarından yararlanılarak demokrasinin boğulmasını, zehirlenmesine imkan vermez. HDP'de biz 6 Ocak 2021 tarihinde Diyarbakır'da, Diyarbakır annelerini ziyaret ettik. Orada söyledik. İnsanlarımız diyor ki benim evlatlarımı bu siyasi parti üzerinden daha çıkartıldı. Buna HDP kamuoyunu da tatmin edecek bir şekilde bir cevap ve bir sınır çizmeli. Sadece e, siyasi partiler HDP değil, Türk aydınları da, entelektüelleri de. Çünkü terörle mücadele ne müsamaha kaldırır, ne tereddüt kaldırır. Türkiye'de tabii çok geçişken bir saha. E, PKK ile işbirliği yapma imtiyazı iktidarın elinde. Eğer onun değirmenine su taşıyorsa, kabul onun değirmenine su taşımıyorsa ceza kanunlarını zamana, şartlara göre e, uygulama yoluna gidiyoruz. Demirtaş'la ilgili de yürüyen bir dava var. Netice itibariyle ben e, bu davanın çok süratle sonuçlandırılması, hükmü verecek olan mahkemelerdir. Ama terörle ilgili e, Demirtaş'ın da HDP'nin de tutum ve davranışları bugün Türk demokrasisini kabul edebileceği eşikte de değil. Peki e, HDP meselesine de geleceğim. Şimdi e, HDP'ye geçmeden önce biraz Millet İttifakı'nı konuşmak istiyorum e, Sayın Başkan. E... Dün akşamki yayınımızda da çok konuşulmuştu hatta ben de anons etmiştim Barış'ı arkadaş sevgili gazeteci arkadaşımız dedi ki Millet İttifakı 8 partili olabilir ismi de Büyük Millet İttifakı'na dönüşebilir. Bu iddiayı size sormak isterim yani içerisine başka partilerin de gireceği bir çok büyük bir ittifak alanı mümkün müdür Millet İttifakı'nda? Öncelikle bunu sormak isterim tabii biraz arka plan vermek lazım. Yani 16 Nisan referandumuyla beraber Türkiye adeta e, sınırsız yetki, sıfır denetim mantığı içerisinde işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz ne kadar sistemdir değildir o konusu tartışmalı böyle bir döneme geçti. 2018 seçimlerinde 4 siyasi partinin Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek demokrasi ve hukuk şemsiyesi altında biz Demokrat Parti olarak şuna inanıyoruz. Demokrasi, hukuk ve layıklık bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesidir. Bu yaşanılan dönem, travmatik dönem, her geçen gün demokrasi ve hukukta küme düştüğümüz böyle bir dönemde siyasi partilerin farklı programları, geçmişleri, referans sahaları olmasına rağmen bu ortak yaşam alanını korumak adına bir araya geldik. Elbette değişen şartlar, rekabetin yeni modelleri %50 artı bir dengesi siyasi partileri bir işbirliği iş yapmak mecburiyetinde bırakıyor zaten bugün de yeni kurulan siyasi partiler var bugün özellikle muhalefet sahasında iktidarla rekabet içerisinde en temel belirleyici unsur iktidarın Türkiye'yi kurtaracak yerli ve milli diye pazarladı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi yoksa demokrasi eşittir kuvvetler ayrılığı mantığı içerisinde parlamenter demokratik model midir bu çerçevede yürüyen de bir çalışma var. Ee, bu süreçte de kurulan siyasi sonra, partilerin... Sonra geldiniz galiba değil mi? Evet altı, önümüzde bir altı parti. E, ortak mutabakat metni ona çıktı. Ge ona gelelim. Önce şu Millet İttifakı'nı bir... Önümüzdeki süreç istiyor. anlaşılıyor ki hem yani partilerin birbiriyle ziyaretleri yeni kurulmuş siyasi partiler kendilerinin hem teşkilatlanması hem kimlik oluşumları ile ilgili bir zamanı da kullanarak ama bir yanda da bu ortak paydadaki çalışmalara katkı veriliyor karşılıklı olarak. Ama ben artık iyi niyet beyanlarının ötesinde milletimizin çok can alıcı meseleleri var. Çok can yakıcı meseleleri var. Şu iki aydır yaşadığımız iktisadi alandaki alt üst oluş, 84 milyonun topyekün fakirleşmesi, bütün bu sahalardan başlayarak Türkiye'nin önüne net insanlarımızın riskini yönetecek fikir derinliğinde, kadro derinliğinde bir kriz yönetimi sürecini hangi ölçülerle nasıl yönetileceğimizi çok net milletin önüne koymak gibi muhalefette hepimizin sorumluluğu var. Bunu da ben kademe kademe pekişen e, ilişkilerle, programlarla, süreçlerle milletin önünde olacaktır. Bu siyasi partilerin bugün... Yürütülen çalışmalara katkıları var ama o sıcak gündeme geldiğinde de bu daha da bir... Çok genel cevap e, veriyorsunuz. Sayın şekil başkanım. alacaktır Böyle partiler... So, so, somut somut bilgi istiyorum sizden. Partiler katılma <laughs> katılacaktır ama bugün ben onların adına bir e, bağlayıcı hüküm vermek istemem Siz açıkçası. Siz şimdi şöyle yapalım. E, mesela en son bir e, görüntü var. Ahmet Davutoğlu, e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in bir araya geldiği bir toplantı. Oradan e, Sayın Davutoğlu'na soruluyor ve Sayın Davutoğlu diyor ki yeni ittifaklar yani ittifak içerisinde bir ittifak mı e, ne, nedir o, o görüşme nedir mesela siz o görüşmeyi biliyor muydunuz görüşme olduktan evet. sonra o kare e, o röportajı mutlaka okumuşsunuzdur ya da siz ortaklarınızla Sayın Kılıçdaroğlu evet. ve Sayın Akşener'le ya da kurmaylarıyla e, bir bir Konuşma yaptınız mı? Neden o toplantı sadece 3 kişiyle yapıldı? E, diğer parti liderleri neden yoktu? Deva neden yoktu? Demokratik, e, Demokrat evet. Parti olarak siz neden yoktunuz? Saadet Partisi evet genel başkanı şu an rahatsız geçmiş olsun. E, iyileşmesi bekleniyor. E, ama siz neden yoksunuz? E, Deva neden yoktu mesela? Olması beklenen bir parti. Bence öyle bir e, düzlemde yapılan bir toplantı değil. Ben toplantı sonrası Sayın Davutoğlu ile de da bir görüşme yaptım. Kendisinin talebi üzerine bir değerlendirdik meseleleri. Ee, önümüzdeki süreçle ilgili e, Sayın Davutoğlu'nun e, bir takım düşünceleri var. Elbette siyasi partiler olarak bizlerin de düşünceleri var. Kendisinin hem e, bu altı partinin yürüttüğü işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı biz parlamenter demokratik modelden ne anlıyoruz? O çalışmalarla ilgili e, hem teke tek de Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmeleri var ve bir ortak Karşılıklı değerlendirme yapma ihtiyacı duymuşlar ama önümüzdeki süreçte şartlar daha fazlasıyla siyasi partilerin katılacağı toplantılarda olacaktır muhtemelen. Ben açıkçası e, Sayın Davutoğlu'nun kendi ilişki çerçevesinde e, böyle bir e, toplantı yapma ihtiyacı, görüşme yapma ihtiyacını aktardı. Kendi düşünceleri var. Ee, tabii mesela bu... kendi düşüncelerin içerisine tabii ki siz sayın Ahmet Davutoğlu ile konuşmanızı burada anlatmanız evet. ya da sizin onun fikirlerini burada anlatmanızı beklemiyorum ama e, sayın Davutoğlu mesela o görüşmede Cumhurbaşkanı adayı <laughs> kim olacak konusu e, devreye girmiş midir? Hayır mi? isimler Hayır. üzerinden bugünden bir değerlendirme yok açıkçası yani en böyle azından. Böyle bir tasarrufu var mı sayın Davutoğlu'nun böyle bir arzusu? böyle Ben bir daha isteği... çok metodoloji üzerinde önümüzdeki sürecin çünkü çok katmanlı bir strateji yürütmek lazım. Türkiye'de iki seviyede bir rekabet var. Kişinin ön plana çıktığı, politik karakter olarak Cumhurbaşkanı adayının ön plana çıktığı bir Cumhurbaşkanlığı rekabeti var. Diğer tarafta da siyasi partilerin hem ittifak içi hem ittifak dışı bir rekabetine zemin olan genel seçim, parlamento rekabeti var. Önümüzdeki süreç her siyasi partinin tuttuğu bir pozisyon da var. Bu açıdan Sayın Davutoğlu kendi açısından belirli değerlendirmeleri yapıyor. Bunda bir karşılıklı en azından ben kendi görüşmemde bunları paylaştı. Paylaştık. Ama bugünden o sıcak atmosfere girilmeden kişiler üzerinden, adaylar üzerinden bir değerlendirme yapmak zaten doğru değil. Böyle bir görüşmemizde açıkçası bizim olmadı. Olmadı. Peki e, siz Cumhurbaşkanı adayı olmak e, ister misiniz? Bunlar Hanım şöyle tabii bu değişen yeni rekabet iklimi eğer siyasi partiler bir ortak aday çıkarmıyorsa her siyasi partinin genel başkanı zaten tabi adaydır çünkü politik süreç rekabet e, o böyle bir formatlandı. Ama ben Demokrat Parti olarak şahsen de değerlendirmem, kurumsal olarak da değerlendirmemiz Türkiye'nin önündeki seçim ya bugünkü gibi bir keyfi rejimin daha da derinleştiği, adeta bir bağırs rejiminin bütün kurumsal haliyle Türkiye'nin üzerine çöktüğü rotada ilerleyecek ya da yeniden demokrasi rotasında hukukun herkesi kapsadığı fırsatların herkese eşit ulaşabildiği bir Türkiye olacak. Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye olacak. O açıdan ikinci turdan daha ziyade birinci turu hedefleyen bir ortak paydada Kişiyi de aşan bir şekilde bir paket programın milletimizin oylaması, bir adeta referandum hürriyetinde gerçekleşecektir. O açıdan ortak adayın çıkarılması Demokrat Parti olarak bizim tercihimizdir. Siz tercih ediyorsunuz. Eğer Çatı aday çıkarsa tercihimiz evet. bundan yanıdır. Eğer çıkmazsa ben de genel başkanı olarak Demokrat Parti'nin aday olmayı... Tabi ee, olarak böyle bir mesuliyetimiz var. Tabii. Olur diyorsunuz ama gönlümüz çatı adaydaydı evet. diyorsunuz. Peki Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olacak sorusunu sorsam tabii ki cevap alamayacağım şu anda onu biliyoruz ama e, siz kim olmasını bekliyorsunuz? Hiç konuştunuz mu? Şöyle bir şey var deniyor ki parti liderleri hiç konuşmadılar konuşmadınız mı ya? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Sayın Akşener'le Demokrat Parti lideri olarak siz Millet İttifakı'nın çatı adayı olursa kim olacak konusunu konuştunuz mu? Konuşmadınız mı Sayın Başkan? Bugün prensip ve değerler üzerinden konuşmak mümkün. Ben açıkçası hani seçimi projektörlerin altında e, stadın içinde koşulan dönemine benzetirim. O eşiğe gelmedin. Elbette zihinlerde iktidarın biraz evvel Sezan Aksu başlığında, gazeteci Sedef Baş'ın Ak Kabaş'ın tutuklanması başlığında konuştuğumuz gibi bir kutuplaştırıcı dili var, bir stratejisi var. 20 yıl Türk milleti hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde yetki vermiş, yetki etmemiş, mutlak güç istemiş, onu vermiş, o da yetmemiş. Dilimden dökülen kanun haline gelsin, onu da vermiş, süre vermiş, 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak zaman vermiş ve bugün sabredin diyor iktidar. Bu 20 yılda yapamadığınız, önümüz 5 yılda milletimiz yetki verse neyi yapacaksınız? Böyle bir iklimde söz tükenmiş. O nedenle iktidarın bir takım kimlik sahalarından başlayacak kutuplaştırıcı bir stratejisi var. Burada elbette biraz evvel de ifade etmeye çalıştım. Şahısları da şu an bir şekilde muhalefetin stratejisi, bir paket programı toplumumuzun oylaması için o iklimi... Elbette bunun sürükleyicisi Cumhurbaşkanı adayıdır. Çok önemlidir. Ee, o açıdan ben... Bir seçilebilirlik, iki seçim sonrası Türkiye hakikaten bir kurucu akıl, bir kurucu program, bir kurucu iradeyle alt üst olmuş devlet mekanizmasından, demokrasimize, hukukumuza, bulunduğu coğrafyada eğer 3-5 yıllık periyod içerisinde kendisine doğru bir rota çizemezse Türkiye'nin daha fazla dışarıdan müdahaleler açık hale geleceğini şahsen değerlendiriyor ve öngörüyorum. Bütün bu krizi yönetecek bir siyasi aklı arkasına da aldığı, siyasi iradeyi yönetecek bir siyasi kişiliğe ihtiyaç var. Bu açıdan bakınca ben dışarıdan veyahut da sahanın dışından, siyasetin dışından no name isimler, bir ortak paydada belki PR'ları olan, ismi bilinen isimlerden daha ziyade siyasetin içinde birinci sorumlu taşıyan insanların aday olması kanaatindeyim. Burada öncelik genel başkanlarındır. O açıdan önümüz sürecin şartları oluştuğunda bu isim de ortaya çıkacaktır. İktidar çok merak ediyor. Hani şunu sorabilir miyiz? Bir sonraki seçim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli mi? Bugünden sorabilir miyiz? Ama bugün Sayın İmamoğlu görevini yapıyor. Büyük e, olasılıkla öngörebiliriz ki Sayın İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıdır. Evet. Bugün de Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı. Ee, ve ittifakla beraber Milliyetçi Hareket Partisi'li bir ortak iradeleri var. Onu daha aday olması olasılığı yüksektir, ismi ortadadır fiili olarak bu yani makamı şöyle mi icra uzman, ediyor. İttifak ortakları içerisinde en fazla oyu alan kişi genel başkan, ortak aday olabilir Görüşümü çıkıyor sizden? Ben zaman zaman soruluyor, çok açık yürekle cevap veriyorum. Mesela yani çatı aday olmak ister misiniz siz? E, hani Sayın Demirel'in güzel bir sözü vardır, hiçbir faninin elini tersiyle itebileceği bir makam değildir. Ama biz netice itibariyle bir sorumluluk anlayışı içerisindeyiz. Ben bugünden şahısların kendi öncelikleriyle, liderlerin de, partilerin de e, şahsi öncelikleriyle değil, toplumsal muhalefetin, Türk milletinin beklentileri doğrusunda, sorumluluk duygusuyla herkesin hareket edeceği kanaatindeyim. Bugüne kadar gelen süreçte büyük bir olgunlukta bu düzlemde ilerledi. O açıdan isim tartışması elbette siyasetin çok sıcak başlığı, çok ilgi çeken bir başlık. Yani, yani, İster istemez kamu, sizler de merak ediyor. millet arkına oy verecek olan kitle merak ediyor. Cumhur İttifakı'na <laughs> oy verecekler merak ediyor. Haklı olarak e, bizler de merak ediyoruz. Ben Teknik adayla, olan, programla, Topyok'un ortaya konulmuş Türkiye'nin hangi etaplarla bu, bu karanlık süreçten çıkacağı adeta Cumhuriyet'in 80 yılının bir devri sabık muamelesine muhatap olduğu böyle bir dönemden nasıl çıkacağını heyecan yaratacak bir kampanya ile beraber milletin önünde muhalefet partileri olarak olacağız. Amacınız devri sabık yaratmak mı? Ben bunu açık yürekli ifade ediyorum. Türkiye kamu kaynaklarının adeta bir siyasi parti organizasyonu eliyle yağmalandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün Pınar Hanım Türkiye Cumhuriyeti Devlet kayıt dışına çıktı. Varlık fonuyla beraber hangi varlıkların nereye ipotek edildiği, satıldığı, bütün bunlarla ilgili ciddi endişelerimiz var. Sayıştay maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapmalı. Ee, gelen raporlardaki çarpıklıkları zaten görüyoruz. Ona rağmen ortaya dökülmüş sistematik bir e, ülkede yağma düzeni var. Bu dönemle ilgili biraz evvel ifade ettim. Adalet ve Kalkınma Partisi adeta ele geçirdik diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ne bir, devri sabık muamelesi e, uyguladı. Biz Demokrat Parti olarak, milletimizin talebi olarak bu yanlışı yapanlardan hem siyaset e, içerisinde hem hukuk içerisinde hesabının sorulmasını millet alına talep ediyoruz. Bunu da ifade ediyoruz. Böyle bir dönemi devri sabık yaratmak deyince bir kolektif suç inşa etmek değil. Türkiye böyle bir dönemi yaşadı. Yanlışla yarışarak e, 2000 Dörtlü beşli yıllardan itibaren torba davalarla beraber Türkiye'de siyasetin mecrası nasıl değiştirildiğini biliyoruz. FETÖ dediğimiz organizasyonla iktidar ele geçireceğiz kavgası vererek Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni 15 Temmuz'da bir darbe teşebbüsüyle nasıl karşı karşıya bıraktığını da biliyoruz. Bu açıdan bizim iddiamız Demokrat Parti olarak çok net bir şekilde Biz devri sabık, devri sabık elbette Onu yaratacağız. Onu yani izleyicilerimiz için devri sabık bir önceki yönetimin yapmış olduğu. E, icraatları e, sorgulamaktır, sorgulamaktır. Hesabını sormaktır. Bunun da usulü bellidir. Zaman zaman işte siyaseten mi hesap soracağız? Yani elbette. Yani şu kelime kullanılıyor. Yargılanacaksınız. işte. şu olacak. Hatta daha ağır ifadeler var. Mesela biz iktidara geldiğimizde şöyle olacak. Sen tutuklanacaksın gibi bazen e, bazı ifadelerle de karşı karşıya kalınabiliyor. Kudan Hanım kimseyi şahsen tehdit edecek değiliz ama ortada bir vaka var. Milletimizin ortak kabulü böyle bir dönem Türkiye'nin e, Cumhuriyet tarihinin bütün birikiminin Adet Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında uluslararası küresel kapital finans sisteminden bir rol aldı. Tarım başta olmak üzere Türkiye'nin bütün iktisadi altyapısının tasfiye sürecini işletti. Bunun üzerinden de bir senyoraş hakkını aldı. Böyle bir sürecin sonunda geldiğimiz noktada bu yanlış yapanları e, hesabını sormayalım da ödüllendirelim mi? Madalya mı takalım? Elbette ben milletimizin talebini sokakta görüyorum ve bunu siyaseten de dillendiriyorum. Peki. Şimdi e, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partileri, tabii ki İyi Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle altında oy alan e, partiler. Şimdi bazen kulislerde ya da bir köşelerde şöyle söyleniyor. İşte e, Küçük partiler birbirlerini istemiyorlar ittifakın içerisinde. Siz DEVA'ya, Gelecek Partisi'ne ya da Saadet Partisi'ne mesela nasıl bakıyorsunuz? İyi anlaşıyor musunuz? Ben şöyle yani bu dönemde e, gayet karşılıklı makul ilişkilerin muhalefet partileri içerisinde işlediğini görüyorum. Ama bir tarafta da e, işin bir rekabet boyutu var. Biraz evvel de ifade ettim. İster ittifak içinde, istifa, ittifak dışında bir rekabet sahası var. Ama o hassasiyet siyasi partiler karşılıklı olarak gözetiyorlar. Tabii yeni kurulan siyasi partiler var. Ee, herkesin Türkiye yeni bir döneme 15-20 yılda bir siyasetimizde bir fırsat penceresi açılır. Ben bugün de ifade ediyorum. Ee, Türk toplumunun %50 seçmeni e, oy verdiği siyasi partilerden ister iktidar ister muhalefet çok memnun değil. Türk milletinin önündeki seçeneklerin arttığı kanaatindeyim. Milletimizin hiçbir şekilde uzun süre istikrar vurgusu üzerinden alternatif yok denilerek bir propaganda yürütüldü. Geldiğimiz noktada bundan daha kötüsü olmaz noktasına vatandaşlarımızın geldiğini görüyorum. Her siyasi partinin kendi referans sahası var, üstü bu var, programı var, kadroları var. Herkes o kantara çıkacak, milletimizden karşılık görecek. O açıdan ben hiçbir siyasal partiyle ilgili ortak paydada en azından bu ismi geçen e, belirli referansları temsil eden iddiaları olan siyasi partilerle ilgili böyle bir dışlayıcı düşünce içerisinde değilim Sizi dışlıyorlar mı? Ben öyle bir şey hani <laughs> biz e, hani e, 16 Nisan referandumundan itibaren aslında sadece son dönem değil 20 yıldır Demokrat Parti olarak <laughs> Merkez Sağ, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi bugün kök hücrede buluşmuş Demokrat Parti bu iktidarın temel düşüncelerine, zihniyetine, programına 20 yıl önce de itiraz ettik, bugün de itiraz ettik. Tabii şunu da ifade ediyorum, sanki Alat ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemi böyle bir asr saadet dönemiymiş, ilk döneminde yapılan her şey çok olumluymuş, bugün geldiğimiz noktanın taşları bilerek ve istenerek o dönemlerden başlayarak, e, döşendi. Biz o dönemde bir itirazımız var Demokrat Şimdi Parti olarak. Şimdi o zaman o döneme, döneme ifade itiraz ediyorum. ediyorsanız Ali Babacan ve Deva Partisi'nin ekonomik politikalarına karşı olmanız gerekir. E, evet aynı fikri paylaşmıyoruz. Onu ifade ediyorum açık yüreklilikle. Biraz evvel temel çerçevesini çizdiğim böyle bir tasfiye sürecinde eee eğer aynı fikirleri bugün paylaşıyorlarsa ki biz Demokrat Parti olarak farklı bir noktadayız, bunu açık yürekle de söylüyorum. Anladım. Deva ile Demokrat Parti ekonomi politikaları konusunda kesinlikle uzlaşıyor. Evet, farklı, farklı önceliklerimiz var, farklı üslubumuz var. Şimdi Onu bir görüyorum. Birlikte içerisinde olsanız tepki göstereceğiniz başlıklar olacak. Her siyasi partide farklı meselelerde farklı tonlamaları, farklı öncelikleri var. Biraz evvel ifade ettim, biz çok sert bir vurguyla böyle bir dönemle Demokratik ve hukuk içerisinde hesaplaşılması gerektiğini ifade ediyoruz. E Tabii sayın babacan böyle bir dönemin içinde büyük bir zaman geçirmiş, İster istemez daha yumuşak bir ses tonuyla buna itiraz edebiliyorlar. O da onların tercihi. Peki aynı kez Ahmet Davutoğlu ve partisi için de sormak isterim gelecek partisi o da Suriye politikası mesela siz Suriye politikasında e, zamanda eğer siz Adalet ve Kalkınma Partisinin e, yapmış olduğu icraatları beğenmiyorsanız e, Başbakanlık döneminde de yine Ali şey Ahmet Davutoğlu ve ve Suriye politikasına da nasıl bakıyorsunuz mesela? Ben çok medeni bir şekilde yani görüşmelerimizde kendilerine de kendi düşüncelerimizi ifade ediyorum. Şunu çok net ifade edebilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belki uluslararası alanda dış politikada yaptığı en önemli adım Suriye ile yakaladığımız derinlikti. Olumlu manada ifade ediyorum. Ortak bakanlar kurulu toplantıları yapar hale geldiğimiz. Ama en büyük yanlışı da Suriye iç savaşına adeta ateşe benzin dökercesinde tercih ettiğimiz politikalarla beraber bölgemizde bir büyük kırılmanın yaşanmasına vesile olacak bu politik tercih yapmalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti kendi komşu ülkesinde önceliği bir rejim değiştirmek değildir. Pınar Hanım çok açık yürekli ifade ediyorum. İki büyük kırılma yaşandı. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisinin tercih ettiği politikanın neticesinde bir yaratılan bir iktidar boşluğu orada PKK'ya uzantısı PYD bir iktidar sahası verdi ve bugün PKK uluslararası büyük güçlerin nezdinde başta ABD deyim bir yerindeyse bir özel güvenlik şirketine dönüştü ve orada bir özerk alanı bir PKK devletinin kurulması eşiğine getirdi. İkinci büyük yanlış bu vesileyle Suriye politikası vesilesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sıcak denizlere uzun asırlar imma hayali olan Rusya geldi bölgemizde kalıcı bir komşu haline geldi. Bu da Türkiye açısından çok ciddi bir stratejik kırılmadır. Bu açıdan bakınca 5 milyona yakın mülteci milyar dolarlara varan Türkiye'nin ee, üzerinde taşıdığı yükümlülükler, orta ve uzun vadede milli güvenlik endişelerini daha da derinleştirecek pek çok meydan okuma ve risk, bütün bunları değerlendirdiğimizde Türkiye bugün hala e, bu yanlıştan geri dönmüyor. Zaman zaman bunu da ifade ettim. Sayın Erdoğan Libya'da Vatiye üstümüzü bombalamış. 15 Temmuz Fethi Tarbi, Darbe Teşebbüsü'nü finanse ettiği ile ilgili iktidarın bakanlarının kendisinin ithamları siz siz var. Siz gelirseniz Birleşik Arap Emirlikleri ile bütün diyaloğu kesecek misiniz? Biz keselim... Katar'la e, hiç görüşmeyecek misiniz? E, i̇fade edeyim. Yani bu ilişkileri keselim gibi muhalefetin veyahut da Demokrat Parti olarak bizim bir değerlendirmemiz yok. Bu sözleri söyleyen iktidar partisi. Her siyasi partinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasını siz eğer bir siyasi partinin ilişkileri noktasını indirgerseniz... Bir stratejiden uzun dönemli ilişki perspektifinden bağımsız ahbap çavuş ilişkileriyle yürütürseniz bu tür kırılmalar yaşarsınız. Bugün e, Suriye meselesine getirip nokta koymak isterim. E, bu sözleri söyleyen Libya'da vatiye üstümüzü bombalayan ve açıklamaları Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortada. Onunla görüşme yoluna gidiyorsunuz ama Türkiye'nin büyük mükellefiyetler taşımasına 5 milyonu yakın mültecinin e, ülkede yarattığı sıkıntılarda dahil olmak üzere... Ee, bu sıkıntıları göğüslemesine rağmen Suriye ile görüşmüyorsunuz. Başka başkentler üzerinden görüşeceğimize biz Demokrat Parti olarak Türkiye'nin doğrudan Esad rejimiyle olması, yaptığı ya bütün yanlışlara rağmen, yaşanan bu sıkıntıları minimize etmek hem Türkiye'ye yansımasını hem bölgenin huzur ve istikrarına katkı sağlayacak bir ilişki düzlemine geçmek gerektiği kanaatindeyiz. Peki. Şimdi biraz HDP'ye bakışınızı değerlendirmek istiyorum. Orada bir bazı başlıklarım var. E, ve Önce biraz CHP'yi konuşalım. Mesela tezkere konusunda CHP İYİ Parti ile anlaşamadı, uzlaşamadı. Siz evet. e, sanıyorum iki mecliste iki evet. milletvekilisiniz. E, siz tezkereye ne dediniz? Biz evet dedik. Tescilin e, iktidar Peki hayır diyen Cumhuriyet Halk Partisine tavrınız nedir? Yani Cumhuriyet Halk Partisi elbette farklı hususlarda, farklı değerlendirmeleri var. E, aynı ittifak içerisinde bulunan siyasi partilerin biraz evvel söylediğim farklı görüşleri var. Ben Cumhuriyet Halk Partisinin tezkereyle ilgili ifade ettiği endişelere katılmıyoruz manasına gelmez. Türkiye çok uzun süredir özellikle milli güvenlik sahasında terörle mücadeleden başlayarak iktidarın bir manyetik alan inşa ediyor ve burayı sorgulanmaz bir alan haline getirmek istiyor. Buna da karşıyız. Biz iktidarın özellikle bugün geldiğimiz noktada önümüz seçim sürecinde açıkçası bu tür teskeri imkanların da iş siyasete dönelik olarak kullanma riskini görmüyor değiliz ama. Toplamda bir değerlendirme yapıyoruz. Türkiye'nin milli güvenlik öncelikleri, endişeleri bu hususta bu tezkereye Demokrat Parti olarak biz oy verdik. Ama Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıktı. Karşı çıktı. Peki. Şimdi HDP konusu var. Ee, ya Bir tarafta işte gizli ittifak deniyor. Cumhuriyet Halk Partisi gizli ittifak yapıyor deniyor. Ee, HDP bir açıklama yapıyor. CHP asla böyle bir ittifak içerisinde değiliz diyor. Ee, eğer... Ee, Millet İttifakı HDP ile Bir ittifak içerisine girerse Demokrat Parti Millet İttifakı'nın içinde Olur mu olmaz mı? Hanım, şartlı konuşmaya hiç hacet yok HDP'nin çok net açıklaması var Biz zaten e, Sol e, referanslı Diğer siyasi partilerle Zaten HDP bir büyük koalisyon Görüntüsü var dışarıdan bir İttifak kurma ee, Kendi beyanları var, var. Evet. Ama iktidarın zaman ittifak. zaman ee, yani PKK ile işbirliği yapma imtiyazı Sayın Erdoğan'da ama muhalefeti suçluyor yani FETÖ ile bunca iş yapmışsınız e, muhalefeti suçluyor yani o alanda muhalefet partilerinin Demokrat Parti olarak bizim e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde beyanları ortada. HDP zaten bir başka ittifak oluşturma çabası içerisinde o açıdan yoklukla malul bir soru ee, o bir değerlendirme Ama yapmak Yani biz bu soruları soruyoruz yani siz bir Elbette. genel başkan olarak Elbette. yani bugün HDP ittifak demek parti yapar mı? Şu söylüyorum. Mı? Bugün Millet İttifakı merkezinde önümüzdeki süreçte genişleyeceği öngörebiliyoruz. Eee bu iklimi olumsuz etkileyeceği kanaatindeyim. HDP'nin varlığı o noktada e, ee, İyi Parti'nin açıklaması var. Bizim de bir açıklaması var. Böyle bir denklem içerisinde Demokrat Parti olarak bulunmayız. Çok Bulunmazsınız. HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı olarak nitelendiren görüşe katılıyor musunuz? HDP işte eski eş genel başkanlarının açıklamalarını biliyoruz. Sırtımızı dağa dayıyoruz. PKK'ya dayıyoruz. PYD'ye dayıyoruz diyerek. Biz biraz evvel de ee, sorduğunuz soru üzerine ifade ettim. Yani HDP ile ilgili e, demokratik rejimin unsuru olmuş bir siyasi parti e, kati bir şekilde kalın duvarlar terör örgütüyle örmek durumunda. Elbette insanlarımızdan oy alıyor, demokratik bir hakkıdır ama bu hak sizi e, elde ele aldığınız belediyeleri PKK terör örgütüyle beraber yönetmek imkanını vermez. Bu noktada Türk demokrasisinin HDP'ye ben geniş bir hareket alanı bu zamana kadar sağladığı kanaatindeyim. Önümüz süreçte eğer HDP bir meşruiyet sahası arıyorsa bunun sınırı bellidir. Terör örgütüyle arasında kalın bu duvar çizgisi çekmek mecburiyetindedir. Yani siz bir e, duvarı yok, e, bir ilişki içerisindedir diyorsunuz. Peki HDP kapatılmalı mıdır? Anayasa Mahkemesi var, değerlendiriyor. Şunu ifade ediyorum. Zamana, şartlara göre e, siyasi partilerle ilgili anayasanın hükümleri, diğer hukuk, amir hükümleri uygulanmaz. Bugün bir isnat var ama şunu da açık yüreklilikte ifade etmem lazım. Türkiye'deki böyle bir kapatma süreci yargının kendi inisiyatifiyle işlediği kanaatinde değilim. İktidar partisinin strateji içerisinde ensede bir e, ilmik sallandıralım. Böyle bir sürecin neticesinde bu kapatma davası yürüyor. Ortada isnatlar var. Bu isnatlarla ilgili daha fazla toplumsal iklimin enfekte edilmemesi için Anayasa Mahkemesi'nin süratle karar vermesini biz de bekliyoruz. Kapatılmalı mıdır diyorsunuz? O değerlendirme Anayasa Mahkemesi yapacak ama biz çok net prensip düzeyinde ifade ediyoruz. Eğer bir siyasi partinin illiyet bağı çok net bir şekilde tespit edilmişse, ben bir siyasi değerlendirme yapıyorum, Anayasa Mahkemesi geçmişte de uygulamaları var, kapatır. Yani Türkiye'de siyasi parti kapatılması meselesi çünkü çok tartışılan bir başlık. Siyasi partiyi kapatmak bir sonuç e, doğurur mu? E, kapattınız, yani yıllarca e, HDP başka isimlerle kapatılan bir siyasi partiydi. Bugün siyasi parti olarak HDP kapatılırsa bir B planları var mıdır sizce? E, var zaten e, bölgeler partisi adı altında, millet şekilde olarak da büyük millet Meclisi'nde temsil edilen e, siyasi partileri var mecliste grup kuracak kadar e, daha fazlasıyla e, milletvekilleri de var. E, bir ama şey netice ifade etmeyecek midir diyorsunuz e, HDP'nin kapatılması bir kırılma a, yani tabi e, bu tür e, siyasal hükümler doğuracak hukuki süreçlerle ilgili elbette e, en azından bir siyaseten farklı bir değerlendirme yapabiliyoruz ama şunu net ifade ediyorum. E, terörle mücadele ne tereddüt kaldırır ne müsamaha kaldırır. Türk demokrasinin üzerindeki en büyük gölge ve alanı zehirleyen en önemli unsur PKK'nın varlığıdır. O açıdan tüm siyasi partiler başta HDP eğer kendisini siyasi parti olarak hayat sahasını genişletmek istiyorsa terör örgütüyle kalın bir duvar çizmelidir. Sadece siyasi partiler değil Türk aydınları özellikle sol aydınlarımız Terör meselesinde, PKK meselesinde çok net bir tavırla e, sınırı çizmesi Türk demokrasisine en büyük katkı oldu. Bekliyoruz e, bunu diyorsunuz. Peki şimdi şu İmralı e, Edirne meselesi oldu e, Sayın Başkan. Geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan e, Selahattin Demirtaş için dedi ki sen hesabı İmralı'dakine vereceksin dedi. Siz mesela ne düşünüyorsunuz? Ne oldu? Yani Selahattin Demirtaş nasıl bir figür? Selahattin Demir e, PKK'nın ya yani daha doğrusu yani işte Abdullah Öcalan bir terörist, terörist başı. Selahattin Demirtaş eski bir yani siyasi, içeride tutuklu, davası devam ediyor. HDP'nin eski eş genel başkanı. şimdi bir hesap verme durumları var. Kandil'den cevaplar geliyor. Allah aşkına siz nasıl okudunuz bu süreci? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani, ne dediniz? Teşbih de hata olmaz denir. Güzel bir teşbih var ama biz... Sedef Hanım'ın yaptığı teşbihe benzer bir şey olmasın. Hani Lütfen. iktidarın 40 hesabı var. Kırkı da seçimi nasıl kotarırım bunun üzerine. Orada meşru gayrı meşru, resmi gayrı resmi hiç önemi yok. O hedefe ilerleyecek her unsuru kullanmak gibi bir niyeti var. Yerel seçimlerde gördük. İşte Öcalan'a bir akademisyen gönderilerek açıklama yaptırılmaya çalışıldı. Yani şunu çok net ifade ediyorum. Bir kez sizlerin vesilesiyle de ifade edeyim. İktidar partisi, işte İstanbul Büyükşehir'le ilgili bir takım soruşturmalar yürütüyor. Terörle iltisaklı kişiler arıyor. Ama Sayın Erdoğan'ın da açıklamasında gördük ki, ee, Öcalan'la Sayın Erdoğan'ın iktidarın bir organik bağ kurmuşlar ve kendi siyasetleri için enstrümantalize etmek, oradan bir fayda elde etmek için Kimiyle zaman zaman. Kiminle bağ kurmuşlar dediniz? Öcalan'la, yani terörist başıyla e hesabı verecek dediğine göre, yani prompturdan koptuğu anda. Ee, çok e, Mesela, kamuoyunun garipsediği bir söz çok düştü çok enteresan bir şey söyledi çok da tepki çekti Sayın Bahçeli de çok tepki gösterdi ee, sakın serbest bırakmayı düşünmeyin dedi yani e, Abdullah Öcalan'ın terörist başının İmralı'dan serbest bırakmayı düşündü anlaşılıyor önümüz e, seçim rekabeti içerisinde tekrar e, Doğu Güneydoğu veya da HDP seçmeni e, HDP'ye oy veren seçmen kitlesini etkilemek adına Öcalan üzerinden tekrar bir inisiyatif almak gibi bir tasavvurları var dir biraz açabilir miyiz yani ne demek Yani kendi lehlerine sonuç üretecek HDP'nin siyasi tercihlerini e, bugün iktidarla ilgili seni başkan yaptırtmayacağız dediği andan itibaren iktidarla ayrıştılar. Bunu söylüyoruz. E, Sayın Erdoğan e, eline mektup verip İmralı'ya gönderirken eline mektup verip Kandile gönderirken HDP'li bir problemi yoktu. Ne zamanki seni başkan yaptırtmayacağız dediler o gün problemi oldu e, ve bu. Öcalan üzerinden söylediği sözde zaman zaman işte ben görüşmüyorum devlet görüşüyor diyerek beyanlar hepimizin hafızasındadır. Ama gördük ki siyasi süreçlerde bir enstrüman olarak Öcalan'ı tekrar seçim döneminde göreceğiz. İktidarın lehine sonuç üretmek adına. Peki önemli bir iddiada bulundunuz. Selahattin Demirtaş nasıl bir figür, siyasi figür? Yani güçlü buluyor musunuz? SDP seçmeni Selahattin Demirtaş'tan mı alıyor? Yani yolunu ona göre mi çiziyor yoksa şimdi mesela eş genel başkanlar var onların sözleri mi ya da kimden yani ya da ben, Abdullah Öcalan'dan mı siyasi yani ben... toplumsal iklimin o tarafta çok değiştiği kanaatindeyim yani ee, bu iklimin tersine Öcalan'ın mektubu açıklandı. Yerel seçimlerde gördük ki o kitlenin iktidarın lehine bir oy tercihi olmadı o Demek açıdan. Kitle bu değişen toplumsal iklimin icazet almıyor. Aykırı Ahbap Çavuş ilişkileriyle iktidara yandaşlık yapacak bir tercihin ben kitleler üzerinde bir etki uyandıracak kanaatte değilim. Sadece HDP için değil. Tüm siyasi partiler için. Ee, yani bugün muhalefette olan siyasi partilerden herhangi biri İttifak e, değiştirerek Cumhur İttifakı'na destek veriyorum dese kendi kitlesini arkasında götüremez. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bahsettiniz e, az önce. E, geçtiğimiz iki hafta önce çok fazla hararetle konuştuk. Geçtiğimiz hafta da konuştuk. Birazcık işte işin içerisinde başka konularda girince bir kenarda kaldı. E, Ekrem İmamoğlu diyor ki engelleniyorum. Diyor bir taraftan, bir taraftan teftişler var ama teftiş konusuna deniyor ki bütün belediyeler teftiş altında. Neden rahatsız oluyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan işte terörle iltisatlı, iktisatlı olan bu teftişi siz nasıl değerlendirdiniz? Bu bir hukuki süreç mi, siyasi bir süreç mi sizce? Hukuki kılıf altında siyasi bir süreç. Sayın Erdoğan'ın da, Kepen'in de aklının İstanbul'da kaldığı ortada da mecliste bütçe görüşmeleri yapılıyor. Neredeyse zamanın yarısını AKP adına konuşan Sayın Canikli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hasretti, ayırdı. Oradan da görebiliyoruz. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın Erdoğan'ın ve bugün iktidarın hikayesinde 94'ten itibaren o iktidar değişimi yerelde önemli bir hikaye başlangıcı önemli bir kaynak dağıtım merkezi Böyle bir değişim iktidar cephesinde çok ciddi bir kırılma yaşattı. E, o açıdan hani e, kurt kaynağın başında durmuş seni yiyeceğim diyor. E, böyle bir değerlendirme olarak görüyorum. Pandemi dönemi yaşadık Pınar Hanım. Yani yerel yönetimler, merkezi hükümet ortak bir e, strateji içerisinde milletimizin taşıdığı sıkıntıları hafifletmek adına ortak bir süreç yürütmesi gerekirken iktidar pandemiyle mücadele edeceğine belediyelerle mücadele yoluna gitti. Belediyelerin topladığı yardımlara bile el koyma cihetine yoluna gitti. Oradan da bugün de gelinen noktada kademe kademe iktidar muhalefet partilerinin bir başarı hikayesi olarak başta İstanbul, Ankara, Adanası, Mersin'i, Hatay'ı buralarda oluşturulan başarı hikayelerinin önüne bir perde çekmek istiyor. Kamu yetkilerini sınırlandırıyor. Bu tabi demokratik bir hukuk devletinin olduğu ülkede çok kabul edebileceğimiz davranışlar değil. Sayın Erdoğan neden şikayet etmişse bugün kendisi şikayet ettiği bütün unsurlarda sınanıyor ve kaybetmiş durumda. Muhalefeti baskılamak adına şikayet ettiği tüm Alanlarda kendisi bir uygulama yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşı karşıya kaldığı süreçte bu. Öyle Tabii de. orada Peki. Sayın İmamoğlu'nun bir politik figür olarak önümüzdeki süreçte e, alanını da sınırlamak gibi bir iktidarın strateji var diye değerlendiriyorum. Peki, şimdi çok küçük bir aramız var. Bir dakika kadar izleyicilerimizin hiç gitmesine gerek yok. Belki bir çay tazelenip gelin gelinir. Biz de sizi burada bekliyor olacağız. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la. ikinci bölüm, biraz daha kısa bir bölüm. Hadi biraz hayat pahalılığı, ekonomi konuşalım diye açıkçası size sormak istediğim bazı başlıklar var. Yani bir pandemi süreci geçirdi tabii Türkiye ve dünya geçirdi. Dünyada birçok ülke ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Türkiye'de keza onlardan bir tanesi. Hükümet yeni bir politika, ekonomik politika deniyor ve Bahar ayından sonra da rahata enflasyonun evet. ineceği söyleniyor. Ee, sizin ekonomi politikanız nedir? Ee, hükümetin ekonomi politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ümidiniz var mı? Umudunuz var mı? Dua edelim başarılı olsunlar. Diyor ya sayın bakan yardımcısının birisi ee, ortada bir ekonomi politikası yok açıkçası. Ee, tabii biraz el herhal... bir politika var yani şey düşük faiz, e, düşük enflasyon ee, bir tez olarak güya ortaya sunulmuş ama 84 milyonun üzerinden bir kumar oynandı Türkiye'de bugün ve bunu hayat pahalılığı olarak enflasyon olarak hayatımızda bırakınız tek haneli e, enflasyonu çift haneli toplam yıllık enflasyonu aylık bazda Türkiye yaşar hale geldi. Netice itibariyle Türkiye'nin kaynaklarını bunca zaman çok kötü yönetmişsiniz. Ve bugün ülkenin istihdam üretme kapasitesi, verimlilik kapasitesini yükseltmek yolunu Türkiye tercih etmesi gerekirken e, iktidarın elde kalmış bir takım kaynakları da aktive ederek seçime yönelik olarak bir az daha bir pastırma yazı yaşatırcasına bir Bahar iklimini yaşatalım, tencerede pişirip kapağında bir dakika. yiyelim. Yeni bir ekonomi politikada yani bu sizin söylediğinizle uşmuyor ki. Yani e, e, hatta hükümet bence çok büyük bir risk almıyor mu? Seçime kadar e, eğer iyileşmeyen bir ekonomi olursa e, o, oylarda düşme olacak. Şimdi e, böyle bir rahat bir e, bahar ya da sahte bir cennet yaratmak istemiş olsa idi diyorum. Yeni bir politikaya geçer miydi? İşte onu ifade ediyorum. Ee, uluslararası piyasalardan işte bir takım varlıkların işte Birleşik Arap Emirlikleri Katır, Katar başta olmak üzere geçen Sayın Erdoğan'ın beyanı vardı Suudi Arabistan'la tekrar ilişkileri biraz daha olumlu bir düzeye taşıyarak oralarda da bir kaynak arayışları var adeta böyle bir e, dövizi baskılayarak e, diğer parametreleri kontrol edebilir miyiz bir olumlu hikaye yazabilir miyiz arayışı bu ama Türkiye'deki fiili pratiğe baktığımızda bugün elektrik faturaları her bir haneye geliyor. Vatandaşlarımızın çok ciddi itirazlarını her noktada görüyoruz. Bireyler olarak her birimiz yaşıyoruz. Mutlaka. Türkiye'de bir zam tsunami'si içerisinde insanlarımız temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere her alanda enflasyonu hissediyor. İktidarın icra edilebilir bir ekonomi politik politikası yok. Bir takım tezler diye ortaya konulmuş iktisat literatürünün kabul etmeyeceği e, fikirleri var. Sayın Erdoğan ben ekonomistim diyor. Zaman zaman ifade ediyorum. Allah'tan ekonomist bir de ekonomist olmasaymış varın gidin halimiz nice olurmuş. O açıdan bakınca e, iktidar Sayın Erdoğan kadrolar açısından da çok düşük profilli kadrolarla bugün çalışma tercihi, mecburiyeti ortada. Kimi kastediyorsunuz? Merkez Bankası Başkanı'ndan Maliye Bakanı'na varıncaya kadar. Yeni Bakanı Yani düşük profilli mi buluyorsunuz? Kesinlikle piyasalarda bir güven telkin edecek müktesabatıyla, geçmişiyle, siyasi kabiliyetiyle bu süreci yönetebilecek yetkinlikte açıkçası görmüyoruz. Türkiye'de hafızamızda Adnan Kahveciler var Maliye Bakanı bir de Sayın Nebati var. Yani mukayese ettiğimizde açık ortada. E, Merkez Bankası Başkanı onları sadece ülke içinde değil Uluslararası alanda hem akademik kariyerleri hem mesleki kariyerleri çok itibar e, sahibi olan insanlardır. Rüştü Saracoğlu gibi e, pek çok kıymetli Bülent Gültekin gibi Merkez Bankası Başkanlarımız var. Bir de bugünün e, Saracoğlu'nun karşısında Kavcıoğlu'nu koyalım. Aradaki fark ortada. Peki bu e... Siz iktidarda olsaydınız, şu andaki ekonomi kurmaylarınız, sizin çalışmalarınız, yani mesela ne vaat ederdiniz? Nasıl bugün iktidara gelseniz bu ekonomiyi nasıl düzeltmek için elinizde hangi dön var? Hangi e, e, yani adımı atacaksınız? Türkiye'nin temel problemi var Pınar Hanım güven iklimi. Bırakınız Türkiye gibi kronik tasarruf açığı olan, yatırım açığı olan, uluslararası piyasalardan kaynak çekme mecburiyeti olan ülkeyi yerleşik vatandaşlarınız bile kaynaklarını çıkararak yatırım yapmak istemez noktaya gelmiş. Türkiye'deki bu iklim, 15 Temmuz akabinde yaşanan olağanüstü hal iklimi, hani demokrasi ve hukukun başlangıcı mülkiyet hakkıdır, mülkiyet teminatıdır deriz. Buraları bile sorgulandığı bir dönemi yaşadık. O açıdan Türkiye'nin bir iklim değişikliğine ihtiyacı var. O iklim değişikliği üzerinde ekonomik tercihlerinizi, politikalarınızı ortaya koymak mecburiyetindesiniz. Türkiye çok uzun süredir üretmeden tüketen, kazanmadan harcayan bir ülke. Yeniden tarımdan başlayarak üretim çarklarını çevirecek bir strateji İktidarda ortaya aynı şeyi söylüyor. koymalı. Üretim ekonomisi Söylemekle, diyorlar. söylemek, söylemek yetmiyor. Türkiye'de hali ortada. Birkaç gün evvel gazetelerde vardı. Türkiye bugün Rusya'dan en büyük tarım ürünü ithalatı yapan ülke. Bunlar Hanım şu sorunun cevabını sormak durumundayız. Türkiye niçin ayçiçeğinde, pamukta, buğdayda dünyada en fazla ithalat yapan ülke haline geldi? Bu sorunun cevabını sormak durumundayız. Soruyor musunuz? Soruyoruz. Mecliste sordunuz mesela? Elbette soruyoruz. Ne diyor? ne diyor? Biraz evvel de ifade tamam ettim. Millet, Türk milleti planları. mazeret bırakmayacak şekilde iktidara 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulama imkanı vermiş. 2023 hedefleri diye hedefler ortaya koyduk. 2022 yılındayız. Geldiğimiz noktada önümüz yılın 500 milyar dolarlık ihracat hedefi derken 250 milyar dolara kadar gelmişsiniz. Yani hani %3'lük 5'lik bir hata değil. Bu çok stratejik bir öngörüsüzlük, başarısızlık, becerisizliktir. İktidar adına söylüyorum. Türkiye ile ilgili bir kalkınma stratejileri zaten yok. Sadece ve sadece rantiye düzeni üzerinden bir ...bildikleri ekonomik oyun vardı... ...onu da sınıra dayandı... ...en nihayetinde bugün Türkiye bir çıkmaz sokağa girdi. Son sorum... ...çok kısa vaktim var... ...erken seçim bekliyor musunuz? Ee, soruyu biraz daha genişleterek cevap vereyim... ...Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı var mı derseniz... ...çok net var... ...Türkiye seçime... ...gidişini ötelediği, ertelediği müddetçe... ...daha da her geçen gün... ...ödeyeceği bedel... E, faturaya katmerlenecektir... ...ama Türkiye'de bir... İktidarın iktidarın anayasal hukuksal çerçeveye baktığımızda ya Sayın Cumhurbaşkanı seçime götürecek ya da Büyük Millet Meclisi 5'te 3 çoğunlukla bir seçim kararı alacak. İktidarlar kendi lehlerine netice alacağı bir iklimi görmezse erken seçime gitmez. Ben de çok kısa vadede iktidarın gideceği kanaatinde değilim. Değilsiniz. Peki. Gültekin Uysal çok teşekkür ederim. Ben çok size. teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık diyelim. Efendim sizlere de çok teşekkür ederiz. Hemen sözü yine haber merkezine bırakıyoruz. Çok güzel bir pazar geçirmenizi de temenni ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Sağ olun.